Evet arkadaşlar, şimdi bu vitesi manuele yani tiptronik moda alayım mı almayayım mı sorusunu çok soruyorsunuz. Şu anda biz E5'teyiz, dur kalk bir trafikteyiz. Dur kalk trafikte şu anda araba kalkışı yapar yapmaz bakın ne yapıyor? İkinci vitese atıyor. Şu an birkaç metre sonra biz tekrar geri duracağız ve tekrar araba vitesi 1'e düşürecek. Frene basın. Tamam geçelim şimdi. Bakın şu anda 1'de. Gereksiz yere 2'yi aldı tekrar 1'e düşürdü. Bu otomatikte olduğu için. Peki bunun dezavantajı nedir? Yani gereksiz yere 2'yi alıp tekrar 1'e düşürmenin dezavantajı nedir? Sürekli o geçişi yaptığı için şanzımanı ısındırır. Şanzıman ısındığı zaman da içindeki yağ özelliğini kaybeder, incelir. Çok ısındığı zaman. Dolayısıyla biz bunu ısındırmamamız gerekiyor. Bunun için de vitesi sağa çekip vitesi manuel alıyoruz. Bakın şu anda birinci viteste sabit gidecek. Yani biz buradan şuradaki artı veya eksiği yapmadığımız sürece vitesi bir de götürecek. Ha, evet biraz devirli çıkıyor mu? Çıkıyor. Şu anda zaten trafik hızlandı. Ne yapıyoruz? Sadece sola çekip vitesin otomatikman uygun vitese geçmesini sağlıyoruz. Eğer trafik hızlandığı zaman bunu sadece sola çekerek tam otomatiğe geçirmiş oluyorsunuz. Ama dur kalk devam ediyorsa tekrar vitesi sağa alıp birinci viteste gereksiz yere ikiye atmadan kullanmaya devam edebilirsiniz. Bu otomatik şanzımanın uzun ömürlü sorun çıkarmadan kullanılması için gerekli bir durum. Yoksa siz otomatikte gittiğiniz zaman da araba götürür. Manuel alıp bir de götürdüğünüz zaman da götürür. Her türlü çıkarır. Yokuş da olsa, düz yolda da olsa. Bu şanzımanın ömrünü uzatmak için yaptığımız bir şey.